Selam arkadaşlar. Şimdiki videomuz Türkiye ile ilgili olacak. 2 haftadır Türkiye'deyim. Zamanım olmadı. Videoları çekmiştim ama çok da profesyonel olmadı. Türkiye ile ilgili bazı öngörülerim oldu. Onları sizinle paylaşmak istiyorum. Uzun yıllardır Amerika'da yaşadığımız için Türkiye'nin nasıl buldum ya da nasıl gelen arkadaşlar nasıl bekliyor bir durum, onu anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar ya, ülkede yani aşırı bir pahalılık var. İlk defa Türkiye'ye geldikten sonra böyle bir şey diyorum. Çünkü yani sanki fiyatlar dolar ve euroya göre, bir restoranta gittiğin zaman, kafeye gittiğin zaman ya da bir elbise aldığın zaman fiyatlar öyle. Yani bazı arkadaşlarımızla konuşuyoruz, yani biz fiyat algısını kaybettik diyor. Yani bugün 400 liraya aldığımız şeyi yarın adam 3000 lira dese bile bize normal geliyor. Yani öyle bir fiyat algısını kaybeden bir ülke var. Ve yani maaşlar çok komik. Yani asgari ücretliyle zaten geçinmek çok imkansız. Ya restoranım var ve burada da restoranta da gidiyoruz. Arkadaşlar da davet ediyor. Geçen gün bir yere gittim abi. Yani Bursa'da bir porsiyon Adana'nın 420 dolara charge etti bize. Yani 420 dolar ve emin olun ki yani 80 gram piştikten sonra ya vardı ya yoktu. Yani bizim Amerika'da verdiğimiz o et ve buradaki et yok. Yani bir tane Pırpır Midye diye bir yer var Bursa'da. İnan ki oraya gittik. Yarım kokoreç 160 dolar ve adama dedim ki yani maşallah porsiyonunuz çok büyükmüş. Ekmek arası ekmek yiyorum. Yani içinde kokoreç yok. Kokoreç yok. Bir midye 10-15 lira olmuş. Tavuk döner yedik hanımla. O seviyor diye. 175 dolar TL pardon. Dürümü. İçinde tavuk yok ya. Yani porsiyonlar o kadar küçük ki anlatamam. Bir pantolon baktım Karaca'dan. 6900 lira para istiyor bir pantolonla. 6900 lira. Yani nasıl bir, yani askeri ücretli çalışacak 3 pantolon alamayacak örneğin. Yani şurada bak, şuraya Simit Sarayı falan havaalanındayız. Ama Simit Sarayı'ndan almadım şimdi işin açıkçası. Hava aldık 280 lira orada. Su, küçük su 50 lira. Bu da Sabiha Gökçen. Yani fiyat algısını gerçekten ülke kaybetmiş. Ve çok zor ve insanlar da çok tedirgin. Bugün hanımla memleketine uçuyorum Arnavutur'a. Nürfer'de oturuyoruz. Kaldırımlarımız da geniş. Sağlı sollu kaldırıma arabalar park etmişler. Arkamızda biri de korna çaldı. Ben de döndüm. Tabii ters olarak. Yani kaldırımda gidiyorum. Ve arkamızda araba geliyor. Korna çalıyor. Ve kadının biri. Dedim burası kaldırım. Ne yapmamızı bekliyorsun? Nereden gidelim? Neyse. Önümüzden geçti. Park etti bir yere. Bir dükkana girdi. Bana da döndü. Ben de biliyorum kaldırım olduğunu. Ne mutlu sana dedim vallahi. Sana dedim ehliyet veren ehliyet veren dedim işini iyi yapamamış. O da terbiyesiz dedi. Şey yaptı. Olayı kapattık neyse. Yani insanlar gerçekten çok mutsuz gördüm burada. Yani fiyatlar tabii ekonomik açıdan iyi değilsen mutsuz olursun. Çünkü gelecek kaygısı ya da kendini geçinme kaygısı insanı mutsuz eder. Gerçekten de fiyatını kaybetmiş. Ben 2 sene önce geldim. Hatta 1,5 sene önce 100 doları ben bir haftada bitiremiyorum. Şimdi günde 100 dolar para değil arkadaşlar. Yani ben Amerika'da 100 dolar harcamıyorum yani bir günde. Yani yemin ediyorum Erkan diye bir arkadaşım var. Çok eski arkadaşım. 2 kişi. Restoranta gittik. 1500 lira para verdi. Arkadaşlar burada anons yapıyor. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. Biraz kamera iyi olmayabilir çünkü yürüyerek çektim bazı şeyleri. Orada konuşmalarımı mikrofonda takmayı unutmuşum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Hep dolar diyorum ya, 420 dolar. O 420 TL. Yani o yanlış oluyor. Kusura bakmayın. Onu da eklemek istedim. Sağ olun. Arkadaşlar şimdi Türkiye'deyiz.
2 tek şöbiyet 195 TL. 2 tek midye 2 tek mi porsiyonda? Porsiyon yazmış da. Bu porsiyonda 2 tane oluyor. He. Bu porsiyonda da 2 tane oluyor. Ya 2 tek bir porsiyon 195 lira. 4 tane çay 180 TL. 570 lira. Şimdi dolar olarak da bakacağız ne kadar çekiyor. Arkadaşlar tipimizi de bıraktık. Böyle. Arkadaşlar burada bazı şey Türk kahvesi 115 lira. Sakızlı Türk kahvesi 145 dolar. Şu fiyatlara bakar mısınız? Çay bardak 45 TL. Fincanda 65 TL. Diğer içecekleri görüyorsunuz. 150 dolardan başlıyor. 200 dolar. Yani bir limonata 200 dolar. Şöyle bir yer. Arkadaşlar Beşiktaş çarşıdayım. Şöyle çarşı kokoreç. Yarım İzmir 230. Yarım kokoreç. 150 çeyrek. 100 dolar. Yani fiyatlar gerçekten çok korkunç derecede artmış. Yani bize göre bile pahalı yani. Öyle düşünün. Burası Beşiktaş çarşı. Arkadaşlar tavuk şiş işte dürüm 160 lira. Dün bir yerde tavuk döner aldım. Dürüm 175 lira. Tavuk yoktu içinde yani inanamazsınız. Yani o fiyatlara rağmen yine içine yemek koymuyorlar. Şu mantar yemeğiymiş, küçücük bir şey, 180 lira. Şurada gördüğünüz tabak şöyle 1020 TL. Yani düşünün. Yani şeyde bak. Mezelere bak. Ana yemeğin küçüklüğüne bak. Etliymiş sözde. Et diye bir şey yok içinde. Şu tabak 1020 lira. Arkadaşlar bugün de Türkiye'ye değil. Tatile geldik. Ailece. Yediğimiz yemekleri göstermemeye çalışacağım. Çünkü vallahi utanıyorum yani. Yiyen var, yemeyen var. Arkadaşlar yani şu biraz önce çektiğim videoda bu gördüğünüz masa 1020 TL. Yani dün dürüm aldım, tavuk dürüm. 2 tane 350 TL. İçinde tavuk yok. Yani ben anlamadım yani fiyatlar çok pahalı olabilir ama bu restoranlar da kat kat daha pahalı oluyor. Yani 1 kilo tavuğun kızım susmayacak mısın? Tamam. Kız susmuyor benim kız. Onun için sonra devamını getireceğim. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Tamam. Arkadaşlar şimdi Bursa'dayım. İşte midye 8 lira, 10 lira, midye tava yarım ekmek 140 lira, midye tava porsiyon 180 lira, yarım kokoreçte 160 lira, yarım kokoreç double 320 lira, çeyrek 90 lira. Fiyatlar böyle. Köfte 150, sucuk 150. Ve yağını hiç kızartmıyor. 20 milyon var ya, içinde kokoreç yok. Bu 160 lira arkadaşlar. Pırpır midye. Ben de kokoreç. Ekmeği açtım, böyle bıraktım. Çünkü içinde bir şey yok. Evet. Arkadaşlar burada yedik. O da 870 lira yaptı. Şöyle göstereyim size, burası Podyum Park, öyle değil mi?
podyum bak. Size bir şey söyleyeyim mi? 160 dolar yarım kokoreç, içinde kokoreç yoktu. Ekmeğin yarısını ikiye böldüm, diğer yarısına koydum. Ancak kapattı. Böyle bir yer, bu podyum park. Bizim Nürüfer geçiyor, öyle değil mi Gamzeciğim? Bizim evin yanında. Bu her sene geldiğimde gelirim buraya. Güzel yer yani, severim. Şöyle her yer yemek yeri. Ama fiyatlar Türkiye ile Amerika'yı kıyaslarsanız burası daha pahalı. Burada arkadaşlar 3 tane yarım kokoreç, 30 tane de midye, 870 lira. Ve içinde maalesef et yoktu ya. Ya çok küçük yani, böyle insanları bence kaldırıyorlar. Tamam, pahalı olabilir. Benim arkadaşlarım burada da restorançı. Konuşuyor mesela, dönerlik eti 300 TL'ye alıyorlar arkadaşlar İstanbul'da. 300 TL'ye alıyorsun, dönerin porsiyonunu 100 gramını 400 liraya satıyorlar. Yani bu ne oluyor? Yani fiyat gerçekten, fiyat argısını kaybeden bir ülke olduk. Yani çok yazık. Bu kadar uzun fiyat farkı olmamalı. İnan ki ben Amerika'da birer arkadaşlar restoran işletiyorum. Yani bizim kar oranımız %20-25. Burada adamlar %200-300-400-500 kazanıyorlar bence. Çünkü orada işçilik diyorlar. Bizim orada da işçilik pahalı. İşçilik ucuz mu yani? Mutfakta çalışan bir aşçıya 1000 dolardan başlıyorsun haftalık dağıtmaya. Şöyle bir yer, güzel yer aslında da yani. Gerçi bu arkadaşlar, bu aradan geçiyoruz. Yani fiyat argısını kaybetmiş bir ülke olmuş Türkiye. Yani Amerika'da daha önce geldiğim zaman dolar harcayıp TL'ye çevirdiğim zaman baya güzel, birkaç hafta ya da 100 dolarla bir hafta geçinebiliyordum. Şimdi inanın 200 dolar, 300 dolar günlük harcıyorsun ve yani Amerika'da bizim mesela bir şiş kebap benim restoranda 22 dolar mı ne, ya da 23, 22.95 olabilir. 350 gram her zaman da darttım yani, bunu pişmemiş 350 gram. Burada gidiyorum arkadaşlar. Yani porsiyonlar çok küçük ve fiyatlar çok pahalı. Yani Amerika'yla eşit. Daha devamı olursa eklerim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağ olun. Arkadaşlar şimdi Bursa'dayım. Maşallah her yerde serpme kahvaltı, ondan sonra büfe, kafe, restoran, yemek yerleri. Gerçekten fiyat olarak neredeyse Amerika ile aynı olanda. Çünkü porsiyonlar aşırı küçük. Dün bir kokoreç yerdim. Yani adama dedim ekmek arası ekmek yemek istemiyorum. Ya bu ne ya dedim ya. 160 liraya yarım kokoreç, içinde et yok ya. Kokoreç yok. Şimdi de fırına gidiyorum. 2 tane poğaça, 2 tane simit, 2 tane de somun ekmeği aldı dediler. Bakalım kaç para tutacak. Burada nöbetçi fırın diye bir yer var. Yani fiyatlardan herkes şikayetçi. Gerçekten de hepsi de dolu. Anlamadım. Kafeleri filan. Şurası nöbetçi fırın diye. Arkadaşlar simitleri yeni yapmış. Mis gibi kokuyor Allah'ım. Simitin tanesi ne kadar şu an? 12,5 abi. 12,5'muş evet. Tanesi. Bu yer böyle bir yer. Bizim... Buyur abici. Kıyma karışık ya. Tamam, 250 gram falan olsa yeter belki. Yok, 250 yetmez, sen bir yarım kilo yap o zaman. O 200 oldu öyle mi? Şöyle bir yer, arkadaşların malzemeleri güzel. Dün
Kardeşim almış diye geri geldim almaya. Şöyle tatlı çeşitleri de var. Şimdi fiyatlara geçeceğiz. Ya arkadaşlar, komik gibi bir şey ya. Biraz da kol böreği gördüm, dedim alayım. 100 lira almışım yanıma. Yetmedi tabii. 252,5 tuttu. Şimdi eve geri gidiyorum para almaya. Gerçekten yani fiyat çok çok pahalı. Arkadaşlar, her yer kafe, pastane, yok kafeterya. Sabah geçince boş duruyorlar. Akşam baktım, dedim yani bu nasıl yer yapıyorlar, yani iş var mı diye. Gerçekten de dolular yani, iş yapıyorlar. Ama fiyatlar gerçekten artık Türkiye'denkini bilmiyorum yani, millet yiyor. Ama biz yurt dışından geldiğimiz halde bile pahalı geliyor artık. 2 yıl önce en son gelmiştim. O zaman ve şu an arasında çok büyük fark var. Yani o zaman 100 dolarla birkaç gün geçerken belki bir hafta yetiyorken, şimdi 100 dolar bir gün bile yetmiyor. Öyle düşünün. Fiyatlar çok değişik. Ve yani çok tanıdığım var. Restoran işi yapan Bursa ve İstanbul'da. Yani döner iş yapan arkadaşlar da var. Yani bir kilo dönerlik et, bu İstanbul'da, Bursa'dan bahsediyorum, ortalama 300 liraya denk geliyormuş onlara yani. Ama bazı yerler dönerin porsiyonunu 400-500 liraya satıyor. Bu nasıl olabilir? Yani çok büyük bir kar oranı var. Bu da benim Bursa'daki yaşadığım yer. Şu ilerideki mavi binada yaşıyoruz. Yani fiyatlar korkunç ama millet yiyor. Bilmiyorum. Yani parası olmayan ne Allah yardım etsin. Çünkü burada 20-30 bin liraya geçinemezsin. Sabah şuradan pas, şu nöbetçi fırın yazan yer. Oradan simit, biraz iki tane poğaça, iki ekmek, biraz kor böreği aldım 255 lira. Şöyle her yer kafeterya ve yemek. Demek ki arkadaşlar, insanların alım gücü var Türkiye'de. Ama fiyatlar gerçekten çok pahalı. Arkadaşlar, kanalıma da abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Çok teşekkürler.